İyi akşamlar değerli izleyenler. Her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da yine sizlerleyiz. Hoş geldiniz İbrahim Bey sizde. Mavi yeşil yosunun özellikleriyle başlayalım dilerseniz. Evet. Spirulina, kısa ismi spirulina veyahut da mavi yeşil renkli yosun. Bilinen 3000 yıldır kullanılıyor eskiden. Bu bitki yosun Çat Gölü'nde ve Hawaii adalarındaki göletlerde eskiden beri doğal olarak yetişir. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda birçok özelliği tespit edilmiştir. Sadece anne sütünde olan amino asitler aynı zamanda spirulina'da da içermektedir. Spirulina'nın özelliklerine ve içerdiği besinlere, vitaminlere, minerallere, enzimlere baktığımızda dünyada anne sütü kadar hemen hemen kaliteli ve değerli olduğu anlaşılmakta. Neler içermekte? Uzun bir listesi var ama ben kısaca birkaç tanesine değineyim. Efendim, beta karotin yani provitamin A içeriyor. K vitamini, B1 vitamini yani tiamin, B2 vitamini, B3 vitamini, B6 vitamini, B9 yani folik asit, B12 vitamini, biyotin, H vitamini, inositol yani B8 vitamini, E vitamini. Minerallerden kalsiyum, demir, fosfor, iyot, magnezyum, çinko, selenyum, bakır, mangan, krom, molibden, sodyum, potasyum, bor. Enzimlerden klorofil, fukozyonin, efendim aktif maddeler, ayrıca balık yağında çok yoğun şekilde bulunan omega, yosunda omega 6, omega 3, omega 9 yağ asitleri. Şimdi ben bu sıralarsam bunların içindeki bayağı şöyle içeriği daha var, devam ediyor da. Yani burada listede görüldüğü gibi vitaminler, mineraller, omega 3, omega 6, omega 9 yağlar vesaire vesaire. Neredeyse anne sütüne yakın. Aynı oranda. Yapılan son araştırmalarda 1 kilo bu spirulina şu mavimsi yeşil, şöyle açayım da. Mavimsi yeşil ekstraktı. Mavimsi yeşil renkte. Bu mavimsi yeşil spirulina 1 gram spirulina 1 kilo meyve ve sebzeye bedel. 1 ton spirulina 1 ton meyve ve sebzeye bedel. 1 kilo spirulina. Türkiye'de de birçok üniversite, Adana, Ege ve Çanakkale Üniversitesi'de bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Artık Türkiye'de de üretiliyor. Kişi bundan günde 3 defa 2 kapsül alsa, günde 3 defa 2 kapsül, hiçbir şey yemesine gerek yok. Sadece su içse yeterli. Uzaya giden astronotlar ne götürüyordu uzaya? Yiyecek bir şey götürmüyordu. Ekmek, elma, armut götürecek hali yok. Çünkü uzaya gidiyor, orada birkaç gün kalıyor. Bu kadar yiyeceği de uzaya taşıyamazlar mesela. İşte uzaya giden astronotlar yanlarında besin maddesi olarak spirulina tabletleri taşıyorlardı. Bir şey yemiyorlardı. Bu bir insanın 6 tane kapsül bir kişinin bir günlük ihtiyacını karşılar. Çok sportif olan, ağır spor yapanlar daha fazla alabilir. Ben mesela birkaç gündür bu biz spirulina forte diye çok güzel gelişmiş bir forte ürettik. Bu da forte. Birkaç gündür spirulina alıyorum. Hiç yemek ihtiyacı duymuyorum.
Yani demek oluyor ki bu rejimde diyet yaparken kullanılabilir. Evet. Sporla beraber tabii ki. Akşam olmuş, dedim ki hanıma, ya biz bugün bir şey yedik mi? Bir kahvaltı yaptık, sabah akşama kadar bir şey yememişiz. Hadi bakın bir şey atıştıralım. Aklımıza sonradan düştü yemek yemediğimiz. Şimdi kişi bunu düzenli kullandığı zaman vitamin, mineral, enzim, omega yağ asitleri, doymamış yağ asitleri, vücudun ihtiyacı olan her şey var. Denizde planktonlar var. Planktonlar yani küçük mikroorganizmalar. Denizlerde kril denen küçük karidesler bu planktonlarla beslenir. Kril. Kriller planktonla beslenir. Balıklar ve balinalar da, büyük balinalar krille beslenir. Peki plankton neyle beslenir? İşte bu yosunla, spirulina ile beslenir. Şimdi denizdeki varlıkların annesi yok, anne sütü de yok. Demek ki onların anne sütü bu. Yani onları yaşatan, hayata bağlayan, onları canlı kılan denizdeki bütün varlıkların vitamin, mineral, enzim ihtiyacını karşılıyor. Çok mükemmel, her şey var. Nasıl ki bir canlı varlık, insan olsun, hayvan olsun, memeli, doğduğu zaman anne sütüne ihtiyacı var. Denizlerdeki bütün canlılar da yosundan besleniyor. Spirulina. Hı hı. 30 yıl önce duydum da ya böyle şey mi olur dedim, inanmadım. Bakalım bazı klinik araştırmalar yapılsın da bekleyelim. Yani 1 kilo spirulina 1 ton meyveye bedel. 1 ton. Şimdi bununla ilgili çok güzel klinik araştırmalar yapıldı. O zaman dedim ki tamam. İkna olduk, biz de üretelim. Japonya'da yapılan klinik araştırmada spirulina'nın kolesterolü düşürdüğü belgelenmiştir. Burada. Kolesterol düşürüyor 1. Japonya'da yapılan klinik araştırmada. Yüksek tansiyon iyi, kolesterola karşı etkili. Artı obeziteyi önleyici, yüksek tansiyonu önleyici. 1986 yılında Çernobil'de meydana gelen atom santralindeki kaza neticesinde çevreye yayılan radyoaktif madde rüzgarın sağa sola sıvırmasıyla, yani götürmesiyle birlikte Almanya'dan Türkiye'ye kadar Çernobil'deki atom santralindeki reaktör rüzgarın yön değiştirmesi, o tarafa bu tarafa esmesiyle Türkiye'den Almanya'ya kadar çok geniş bir alan radyoaktif madde yayıldı. O dönemde mesela 1986 yılında Almanya'da bir günde bir hastanede doğan 18 çocuktan biri özürsüz, diğerler hep özürlü doğdu. Atom santralinin patlaması kazasından dolayı. Yani kaza, hafif bir sızıntı bu. Patlasa ne olacak? Allah korusun. İşte o atom reaktöründeki kazadan sonra ne oldu? Binlerce, yüz binlerce insanda gastrit, ülser, 12 parmak bağırsağı ülseri, kolit, yani mide bağırsağı rahatsızları, bağışıklık sistemi çöktü. Bazı insanların böbreklerine çok zarar verdi, bazılarının karaciğerine vesaire vesaire. İşte bununla ilgili Beyaz Rusya'da 10-16 yaş grubu arasında çocuklarda gözüken bağışıklık sistemi, mide bağırsağı rahatsızları, böbrek zehirlenmesi, karaciğer zehirlenmesi gibi rahatsızları olan çocuklar üzerinde denemeler yapılmıştır. Yapılan klinik araştırmalarda gastrit, ülser, enterit, kolit gibi mide bağırsak rahatsızlarını %95 iyileştirici tespit edilmiştir. Spirulina. Spirulina mide bağırsak rahatsızlarını tedavi ediyor. Bir, tiroid bezesinde oluşan nodülleri yok ediyor, guatrı önlüyor. Evet. Bu dünya çapında çok önemli klinik araştırması aynı zamanda ağır metallerin sebep olmuş olduğu böbrekteki
zafiyeti, toksik maddeyi böbrekleri temizliyor, arıtıyor. Böbrekleri süzüyor, temizliyor. Peki her yaşta kapsül sayısı aynı şekilde mi kullanılıyor? Dediğiniz gibi 2 kapsül, 3 kapsül şeklinde bir sıkıntı yaratmıyor herhalde. Yani bir genç biriyle yaşı daha olgun birinin aynı şekilde mi kullanması gerekiyor kapsülleri? Şimdi ben mesela günde 3 defa 6 tane alıyorum ama 10 tane alsam ne olur? Bir şey olmaz. Yani biz zararı yok. 15 tane alsam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Doğal olduğu için bünyemiz ihtiyacı olanı alır, ihtiyacı olmadığını atar. Depolanması gerekeni depolar, depolanmaması gerekeni atar. Evet. Yani doğada, tabiatta, anne sütünün haricinde hiçbir şeyde olmayan vitaminler, mineraller, amino asitler, omega yağ asitleri, omega 3, omega 6, omega 9 yağ asitleri, yani burada listede gördüğünüz gibi olmayan şey yok. Ve orantılı, rastgele değil. Bir orantı var, orantılı. Anne sütündeki orantı gibi bir orantı var. Anne sütündeki orantı gibi. Şimdi insanlar diyorlardı ki, efendim işte dünya nüfusu artıyor, insanlar ne olacak vesaire. Şimdi dünya nüfusu artıyor da, işte bu buluşla Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO, geleceğin en iyi gıdası diye raporu var. Amerika Birleşik Devletleri'nden FDA, Gıda ve İlaç Kontrol Merkezi de diyor ki, spirulina için en iyi besin takviyesi. Uluslararası Gıda Konferansı da diyor ki, en iyi doğal besin. Yani bunu kim diyor? Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO, Amerika Birleşik Devletleri'nin Gıda ve İlaç Kontrol Merkezi FDA ve Uluslararası Konferans dünyanın en iyi gelecekteki gıdası, en iyi besini diyor dünyanın. 6 kapsül alıyorsun, hiçbir şey yemesen de her türlü vitamin, mineral, enzim ihtiyacını karşılıyor. Sadece su iç yeter. Oruç tutanlara müjde. Evet, dizlerdeki sıvı kaybıyla devam edelim. Bitkisel çözüm yollarıyla. Dizlerdeki sıvı kaybı. Evet, biraz başka bir konu. Şöyle. Bunun için at kuyruğu otu ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinde yapılan klinik araştırmalarda at kuyruğu otunun birleşiminde %12 oranında silisyum tespit edilmiştir. En yüksek oranda at kuyruğu otunda var silisyum. Silisyum ne işe yarar? Bağ dokusunu güçlendirir. Bir insanın bünyesinin takriben %18'i bağ dokusundan oluşur. Bağ dokusu ne işe yarar? Gözümüzü, kulağımızı, burnumuzu, ağzımızı, kalbimizi, midemizi, bütün organları tutar. Yerli yerinde tutar. Bağ dokusu olmazsa insan dağılır böyle. Yani sepetten dökülen meyve gibi organları sağa sola dağılır. Bütün organları tutar, elastik. Bir. İki, organları besleyici vitamin, mineral, enzim akışını sağlar. Organlardan artık maddelerin taşınmasını sağlar. Bağ dokusundaki zafiyet, burada oluşacak cerrahat cüruf, her türlü hastalığın ana kaynağı oluşur. Çünkü bağ dokusunda cerrahat cüruf oluşursa, tedavisi imkansız hale gelir. Yani birçok hastalığı, iltihaplı hastalıkları burası tetikler. Bu nedenle bağ dokusu çok çok önemli. Lenf sistemi vücudumuzdan ortalama 3,5 litre yağ artıkları, protein artıkları, ölü bakteriler, ölü hücreler toparlar lenf sistemi. Lenf sistemi eğer ki kişi çok abur cubur yiyorsa, hızlı yemek yiyorsa, sağlıksız besleniyorsa, vücuttan topladığı artık madde oranı yoğunlaşırsa, toparlayamazsa ne olur? Lenf bezleri zamanla şişer, iltihaplanır ve
Bu da birçok hastalıkları tetikler. Yavaş yavaş bağışıklık sistemi çöker. Karaciğer rahatsızlıkları için biraz da bitkisel çözüm yollarından bahsedelim. Karaciğer için evet. Bu gördüğünüz zerdeçal karaciğer için şöyle sarımsı kökler. Altın sarısı diyemedim de. Bu zerdeçal Endonezya, Malezya, Hindistan, Çin gibi sıcak ülkelerde hemen her türlü yemekte kullanılır. Neden? Çünkü tropik ülkelerde sıcak var bir, çok nemlidir iki. Sıcak ve nem nedeniyle, aşırı sıcak ve nem nedeniyle yemekler anında pişirilir, anında tüketilmezse ne olur? Küflenir, bozulur ve kişi onu yediği zaman yallah gider yani, çok tehlikeli. Bu nedenle tropik ülkelerde zerdeçal, zencefil kullanmak yoğun oranda kullanılır. Bu her türlü kokuşmaya sebep olan bakteri, virüs ve mantarları yok edicidir. Yani bakteri, virüs ve bu nedenle zencefil, zerdeçal, karanfil tropik ülkelerde yaygındır. Evet, bir telefon bağlantımız var. Alo. Evet, buyurun. İyi akşamlar. Alo. Yani buyurun. Ben hocama bir şey soracaktım da. Tabii ki, buyurun. Ben kan ilaç söktürücü kullanıyorum. Vücudumda bayağı bir su eksilmesi olmuş tabii bu durumda. Bana fazla zarar olur mu olmaz mı diye hocamdan öğrenmek istedim. İdrar söktürücü kullanıyormuş. Zararı olur mu olmaz mı? Nedir kullandığınız? Lakis kullanıyorum hocam. Şimdi kimyasal ilaçlar, mesela idrar söktürücü kimyasal ilaç kullanırsınız, iyi gelir. Ama ve lakin karaciğere zarar verir. Mideye, bağırsaklara zarar verir. Lenf sistemine zarar verir. Kimyasal ilaçların yan tesirini saymak için bu kitapta bu kimyasal ilaçların yan tesiriyle ilgili 11 bin ilacın yan tesiri Almanca. Şimdi dünyada insanlar artık kimyasal ilaç yerine bitkisel gıda takviyesi değil mi diyorlar Avrupa'da, Amerika'da. Şimdi Almanya'da doktora gittiğinizde size hemen kimyasal antibiyotik, antidepresan, antihistaminik ilaç yazmıyor. Ne yapıyor? Bitkisel. Bütün dünya bitkiye dönüyor. Türkiye'de nedense bu konuda bir takıntı var. İnşallah bu takıntı da aşılır. Bu da bilinçsizlikten, eğitimi yok. Türkiye'de fitoterapi, bitkisel tedaviyle ilgili bir eğitim yok. Üniversitelerimiz yavaş yavaş bu konuda fakülteler açıyor, çalışmalar oluyor. İnşallah ileride daha iyi olacak. Türkiye bitki örtüsü bakımından dünyanın en zengin ülkesi ama biz ülkemizde yetişen bitkilerden habersizlik. Ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? Bilen yok. Neden bilmiyoruz? Niçin bilmiyoruz? İdrar yollarındaki problemlere karşı mesela idrar söktürücü kimyasal ilaç kullanırsın, karaciğerin gider. Dalak gider, böbrek gider. Bir de bakarsın diyalizlik olursun. Ama altın başak otu, huş yaprağı, ayrık kökü, civan perçemi otu gibi bitkileri kullandığın zaman idrar sökücüye ihtiyacı yok. Kimyasal ilaca gerek yok. Bir iki günde problem ortadan kalkar, bir daha da kullanmaya gerek yok. Yani mesela ben Haymana'da bir kaplıcaya gitmiştim de 30 yıl önce 6-7 tane yaşlı zat-ı muhteremle beraber dediler ki sen niye geldin? Ben gezme geldim. O zaman gençtik, şimdi yaşlandık. Şimdi bir beyefendi dur dedi, ilacımı alayım dedi. Elini cebine attı. Aa bu böbrek dedi, geri koydu. Elini oraya attı. Bu tansiyon dedi, geri koydu. Elini oraya attı. İşte bu depresyon dedi. Öbür taraftan romatizma, kolesterol vesaire. Allah sonra sinirlendi. Haplarını çıkardı masanın üstüne.
20 çocuğu tap şöyle baka kaldık. Bu ne dedik? Ayaklı eczane gibi. Eczaneye gitmeye gerek yok. Dedi ki eczaneye gerek yok. Her şey burada. ne oldu bu hale geldin? Bu kadar ilaç neden? 20 yıl önce böbreklerini üşütmüş. Doktoru bir ilaç yazmış. Karaciğere zarar vermiş. O doktora gitmiş bir ilaç yazmış mideye. O doktora gitmiş bir ilaç yazmış tansiyon. O doktora gitmiş vesaire vesaire vesaire. Olmuş ayaklı eczane. Hanımı artık demiş ben seninle uğraşamam. Bırakmış. Çocukları bırakmış. Malını, servetini kaybetmiş, sağlığını kaybetmiş, her şeyini kaybetmiş. Dedim ki keşke o zaman altın başak otu, ısırgan otu, ardıç tohumu, ayrık kökü, çıvan perçeme otu, 5-6 bitki. Çayını yapıp içseydin 2 gün hiçbir şeyin kalmazdı. Ne aileni kaybeder, ne çocuklarını, ne servetini, ne sağlığını. Hiçbir şeyini kaybetmezdin. 2 günde... Ha bugün işte de yani öyle bir durum da yani o bugün bunu da istismar edenler var maalesef Türkiye'de. Dün bir genç geldi bana yanlışlıkla biz bir güzel bir ürün ürettik. Başka bir firmanın ürününü almış kullanmış faydası olmamış getirdi bana dedi ki bu ne? Bu ne dedim. Dedi sizin ürüne benziyor yanlışlıkla bunu almışım bu ne? Hiçbir faydası olmuyor. Açtım baktım çöp. çöp. Ya... Vicdansızlık, insanların sağlığıyla oynamayalım. Yani diyor ki bir de o firmanın yöneticisi bizim Türkiye'de 1000 tane şubemiz var. Ya çöp satıyorsun kardeşim çöp. 1000 tane değil 10 bin tane şubenin olsun olacak. İnsanlık yok. Bitkisel gıda takviyesi üreten yüzlerce firma var. Kaliteli üretim yok. Bunu iki kanunu önüne geçersin. Bir, bitkisel gıda takviyeleri bitkileri öğüterek hap damlatıcıya yapıp satamazsın. İki kimyasal madde katamazsın. Bunu da kütüye kullananlar var. Bunun önüne geçmek gerek. Omurilik rahatsızlıklarından bahsedelim biraz da. Omurilik evet daralması çok nadir de olsa insanlarda gözükebilir. Veya buna karşı at kuyruğu otu iyi gelir. Biraz önce söylemiştim. Eğer omurlar arasında disk sıkışırsa kişi ağır bir yük kaldırdı. Yanlış yaptı. Disk böyle yuvarlak bir kutuya benzetelim. Kapağı. Bunun ortası hafif jel gibi sıvıdır diskin. Omurlar arasında diskin ortası biraz yumuşak. Kişi yanlışlıkla ağır bir şey kaldırdı veya sağa çok baskı yaptı, sola çok baskı yaptı. Ne yapar? Ortasındaki jel gibi olan tabaka hafif yana doğru fırlarsa bel fıtığı olur veya boyun fıtığı. Genellikle L4, L5 omurları arasında insanların %90'ında bel fıtığı olur. Eğer bel fıtığı, yani fıtığın genellikle %95'i L4, L5'te, belde olur. En zayıf nokta. Buradan dışarı doğru fırlayan jel gibi sıvı kısım sertleşir zamanla. Omurlardan çıkan sinirleri sıkıştırırsa bu çok ağrı verir, acı verir. Tedavi edilmezse ne olur? Bel fıtığı. Kişi idrarını tutamayabilir. Baldır ve bacaklarda, ayaklarda uyuşukluk başlar önce. Tedavi edemezse yani Allah korusun çok daha ağır hastalıklar tetikler. Sinirlerde zedelenme büyürse belden aşağısını kontrol dahi edemeyebilir. Ameliyat zamanla yerine bitkisel çözüm yollarından o zaman bahsedelim. Bel fıtığının konusu açılmışken hem izleyicilerimiz açısından da. Ha, güzel tabii olur. Harpago şeytan pençesi kökü. Güney Afrika çöllerinde yetişir harpago şeytan pençesi kökü denir. Bunun 3 türlü kökü var. Ana gövde, yan gövde ve yerin 2 metre derinliğinde yumruğu, patates yumrusu gibi yumruları var. Bu yumruların rizom denir. Rizomun içerisinde, birleşiminde %2,5 oranında harpagozit bulunur. Harpagozit her türlü artrit, artroz, fibromiyalji, ankilozan spondilit gibi romatizmalı hastalıklara iyi geldiği gibi bel ağrısına da iyi gelir. Şimdi biz onunla ilgili çok güzel çalışmalar yaptık. Birleşiminde harpago, at kuyruğu otu,
ısırgan otu, ayrı kökü, civan perşembe otu gibi 19 bitkinin ekstresinden, özünden elde edilen bir formül geliştirdik. Kişi bunu kullandığı zaman yavaş yavaş bel fıtığı çok geç kalınmamışsa normala döner. Evet, bağırsak rahatsızlıklarıyla devam edelim. Bu da önemli bir konu. Tabii ki bağırsak rahatsızlıkları başlı başına çok ağır, çok önemli bir konu. Günümüzde maalesef yediğimiz, içtiğimiz besinler kimyasal madde içeriyor. Ve insanlar çok kimyasal ilaç kullanıyor. Abur cubur işte sağdan soldan. Annesinin, babasının, dedesinin, ebesinin, ninesinin ilacını kullanıyor. Baş ağrısı, diş ağrısı, karnı ağrısı. Zannediyorlar ki her türlü ilaç her yerde her zaman kullanılır. Eczane deposundan rastgele ilaç alıp kullanıyorlar. Kimyasal ilaçlar bağırsaktaki faydalı bakteriyi yok eder. Yerine zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarlar toksik madde üretir. Zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsuz maddeler. Bu toksik maddeler bağırsakları yakar, kavurur. Bağırsakların üzerinde böyle halının üstündeki iplik gibi 2 milyar kanal var. Bunlara vilüs denir. Şu parmağa benzetirsek etrafı böyle kalecin arkasındaki file gibi filtreler var. Besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi absorbe eden. Kişi ilaç kullanırsa, abur cubur yerse virüs denen kanallar silikleşir, zayıflar, besinlerden vitamin, mineral, enzim absorbe edemez. Çölyak hastalığını tetikler. 1. Irritable bağırsak sendromu tetikler. 2. Kolit tetikler. Yani kalın bağırsak iltihaplanması zamanla ulceratif kolite dönüşür, dönüşebilir. Morbus Crohn tetikler. Enterit kolit. Yani mide bağırsak rahatsızlığını tetikler. Yanlış beslenme. Abur cubur yeme. Günümüzde abur cubur yeme kimse yok. Cips, jelibon, kek, gofret, kola hepsinde ne var? Kimyasal katkı maddeleri aylarca rafta duruyor, duruyor, duruyor. Ne yapıyoruz onu? Raf ömrü ne kadar uzun olursa bir gıdanın o kadar tehlikelidir. İçine onları aldın mesela bisküvi koydun oraya. Aa, ne güzel duruyor. Ama onun içine ne kadar kimyasal madde katılmıştır katkı maddesi bozulmasın diye veya gofret veya çikolata veyahut da kola, veyahut da diyelim ki mevsimi gelmediği halde karpuz aldınız yediniz. Adana'nın karpuzunu beklemediniz, İran karpuzu yediniz. Adam ilaçlıyor, sera da yetiştiriyor. Veya elma yediniz. Nereden geliyor? Güney Amerika'dan, Güney Afrika'dan, Yeni Zelanda'dan. Doğal olmayan besin tüketilirse onlar da kimyasal madde içeriyor. Mesela anamuru muzunu yemedin de Güney Amerika'dan gelen muz yedin. Normal olarak muz yemyeşil. Güney Amerika'dan geldiğinde bunu dolduruyorlar büyük depolara, ilaçlıyorlar. 2 saniye sonra sapsarı oluyor. Dioksan denen çok tehlikeli bir maddeyle. Aslında Güney Afrika'dan gelen muz, ne muz olursa olsun asla yememek. Türkiye'nin yerli muzunu tüketmek gerekir. Aksi takdirde zamanla yavaş yavaş kişi zehirlenir. Tehlikeli. Yani ülkemizde yetişen sebze meyve yemek gerekir. Doğal olanı yemek gerekir, içmek gerekir. Abur cubur gıdalarda. Mesela benim tanıdığım bir genç. Onların köyünü gelmiş bir çips üreten firma kiralamış bütün toprakları. Patates ekmişler. Ufak patatesleri toplamıyorlar. Köylüye vermişler. Köylü de yemiş, hep hastalanmış. Bu vatandaş hastalanmış şimdi. Böyle kaloriferin üstüne oturuyor, terlemiyor. Vücudunun hormon dengeleri bozulmuş. Biz ona aylarca vücudu anormallik, hastalanmış, kendine gelemiyor. Biz ona iksir verdik. Ne oldu? 6 haftada vücudundaki toksik maddeyi attı ve bünyesi normala döndü. 6 hafta içerisinde. Evet, programımızın sonuna geldik. Evet değerli izleyenler, pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da yine sizlerle olacağız. İyi akşamlar.